Herkese merhaba. Bugün yeni sulu boyamı denemek istiyorum. Aslında yeni değil, alalı çok uzun zaman oldu ama denemedim. Yaptığım iki tane çizim var ve bunların üzerinde denemek istiyorum. Benim hep kullandığım sulu boya 12 renkten oluşuyordu. Ama bu 24 renkten oluşuyor ve istediğim birkaç renk alternatifi daha var burada. Mesela gri renk. Diğer sulu boyamda gri renk yoktu. Yani gri renk elde etmem için siyahla beyazı karıştırıyordum. Ama burada gerçekten direkt uygulama yapmak benim için kolay oldu. Şimdi çizimimi hamur silgiyle silikleştiriyorum. Yani çıkardığım taslağı biraz siliyorum. Taslağımı sildikten sonra gördüğümüz bu gri rengi direkt kullanacağım. Ama direkt dediğimde biraz da suyla açmak istiyorum. Bu benim ayıcık çizimim için çok fazla koyu gelebilir. Ben fazla koyu olmasını istemediğim için suyla biraz açıyorum. Sulu boyayla gölge yapmak üzerinde çok fazla çalışmadığım için bu konuda fazla başarılı olamıyorum. Başarılı olmam için de gerçekten çok fazla pratik yapmam gerektiğini düşünüyorum. Diğerini de sulu boya kısmını çizdikten sonra kuru boyalarla devam edeceğim. Bu çizimler aslında bir seri halinde. Yani mesela gri ayıcıklar serisinden birkaç çizim yapıyorum. Sonra ne bileyim tavşancıklar falan böyle.
boya işlemimiz bitti. Şimdi üzerine kuru boyalarla geçeceğim. Bu çizimimde ihtiyacım olan kuru boyaları seçiyorum. Neredeyse sadece krem rengi, kahverengi ve pembe tonlarına ihtiyacım var diye düşünüyorum. Bir de böyle sade kurşun kalem seçtim. Bazı yerlerini daha koyu gölgeler yapmak için. Güneşin masama vurduğu saatlerdeyiz şu an. Şimdi kağıt kalemle verdiğim gölgeleri daha da yumuşatıyorum.
Şimdi siyah kalemle gözlerini daha da belirginleştiriyorum. Daha dolgun bir renk elde etmek için kalem kullanıyorum genelde. Şimdi çizimimin sonlarına doğru gelince en son aşama olarak ışıklarını veriyorum. Böyle bir beyaz kalem kullanıyorum. Genelde ben çizimlerim daha tatlı gözüksün diye yanaklarını pembeleştiriyorum. Pembeleştirmek için de bir allık kullanıyorum. Diğer çizimimi de böyle tamamlayacağım. Video çok uzun olmasın diye çekmedim. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.